Evet evet. Team Jordan. Team Jordan. Yeni üyesiyle karşınızda olacağız. Şöyle de arkadaşlar. Jordan yaptım. Üstüme Jordan giymedim. Beyaz. Uygun bir şey bulamadım. Bilmiyorum. Var mıydı benim? Var. Beyaz Jordan'ım var. Hatırlayamadım. Bulamadım neyse. Çok önemli değil. Biliyorsunuz inceleme videolarında, kargo açımlarında genelde kombinleri yapmaya çalışıyorum. Bu arada çoraplarım da Jordan'ı söyledim. Gördüm. Gördün mü? Hoşuma gidiyor. Yani böyle bir moda girmiş oluyorum. Moda iyi gidiyoruz biliyorsunuz. Evet şimdi arkadaşlar güzel bir ayakkabı var. Biraz beklediğimiz bir ayakkabıydı bu. Russell Westbrook'a ait Jordan Why Not Zero 0.4. İlk çıkar çıkmaz incelemedim. Sizlerden de bayağı aslında istek geliyordu. Yani bir türlü elim gitmedi. Fiyatı çok pahalı geldi. Fiyatını hak etmediğini düşündüm. Ve beğenmemiştim hiçbir rengini. Bir mavili rengi vardı daha önceki mağaza vloglarında hatırlarsanız. Ama en son mağaza vlogumuzda, KD14'ü aldığımız mağaza vlogunu hatırlarsanız orada bir tanesini gördüm ve gerçekten çok beğendim. Ve hemen onu almak istedim. Tabii o sıra KD14'ü aldık. Sonrasında ise Why Not Zero'muzu almış olduk gördüğünüz gibi. Aynı kutu yine bir önceki modellerle değil mi? Hmm, aynı sanki. Kutu. Sanki ilki böyle değildi ama. İlki mi farklıydı? Tek tek şimdi şey yapabiliriz aslında. Kutulara bakabiliriz. Altın içeride rengi hepsi olduğunu hatırlamıyorum. Sanki siyah da beyaz. Yani sanki buna benzer şey de aynısı olabilir. Pardon. Bütçeli versiyonu incelemiştik Sushi. Kısım. Geldi yine. Bensiz video çekemezsiniz dedi resmen. Hı hı. Kısım lütfen çıkar mısın? Evet. Bunun bütçeli versiyonu incelemiştik. Belki onun kutusu belki aynıdır. One Take 2. Onu izlemediyseniz incelemesi yine kanalımızda mevcut. Evet en son dediğim gibi blokta mağaza gezmesinde KD14'ü aldığımızda görmüştük ve çok beğendim. Bilmiyorum sizler de benimle aynı düşüncede olacak mısınız acaba? Bang bang diyorum ya. Uzun zamandır bir ayakkabıyı bu kadar beğenmemiştim biliyor musun? Yani hiç beğenmediğim bir ayakkabının rengiyle aşırı beğendim. Güzel miymiş? Benim evet. Çok hoşuma gitti. Hoş. Çok farklı geldi ve gündelik hayatta da tercih edebileceğimi düşündüm. Hı hı. Mesela siyah, beyaz bütün kombinlerinizin altına bence harika gidebilir. Diğerini de çıkartalım. Sonra çok moda kokuyor. Ayakkabı çok moda kokuyor. Westbrook zaten biliyorsun ki fashion kinglerden bir tanesi. Moda kralı. Tabii çok çılgın çılgın kıyafetler giyiyor. O biraz bana absürt gelse de bu gerçekten çok güzel olmuş. Benim de giyebileceğim, kullanabileceğim özellikle günlük hayatta pantolonlarımın altına, şortlarımın altına da tercih edebileceğim harika bir ayakkabıya benziyor. Evet şöyle altından istiyorsan biraz bakmaya başlayalım ve sonra da üstüne konuşalım. Taban çıkıntıları çok farklı geldi hep yine. Hep pembe koyuyor ya ayakkabıları. Seviyor değil mi? Gerçi siyah beyaz versiyonları da var bu aldığımız renkten tabii kaynaklı. Şurada görmüş olduğun çizilmiş ya. Orada yine zoom ünitemiz var. Why Not 1'den beri hepsinde bu tarz bir yastıklama evet var. Benim çok hoşuma gidiyor. Oldukça da genelde büyük kullanıyor. Bu Jordan 35'ler, Jordan 34'lerde de benzeri bir yapı var. Hani kalın kalın zıp zıp hissettiren büyük bir zoom yastığı var. İyi bir yastıklama sunuyor. Onun dışında da tabanda farklı bir şey yok. Güzel, tatlı. Ne diyorsun? Hoş. Evet. Jumpman logosu altında. Keyifli, güzel bir ayakkabı. Bir tabanı var. Üste doğru çıkıyorum. Üstteki benim asıl vurulduğum kısımlar şu renklerde. Evet, deri hafif gibi. Hafif kahverengi, deri kaynatılması. Kahve mi? Kahve değil mi sence bu? Turuncu kahve arası bence. Çok bayağı koyu turuncu. Evet. Sanki uzaktan ben kahveli gibi. Yani doğru. Çok açık kahve diyeyim de. Turuncu diyeyim. Tamam doğru. Evet. Haklısın. Renklerin ben çok şeyini öğrenemedim gitti diyormuşum. Sen mi? Renk körlüğü var renk ama. Renk körlüğü değil. Gördüğümü ifade etmede sıkıntı. Evet. Renkler özellikle. Yapıyoruz herhalde. Evet koyu turuncu diyelim. Çok hoşuma gitti ve özellikle bu hafif beje kaçan beyaz rengiyle çok güzel kombinlenmiş. Evet, uyumlu değil mi olmuş. Onun dışında hani sadece bu da değil, birçok farklı şey de mevcut. Yani bak mesela iç taraflarda Why Not Zero yazan şeritler geçiyor. Mesela bak bu tarafında yine bir farklı renkte dikiş var. Dilinde Westbrook logosu dikişle birlikte yine farklı olmuş. Arkası çok güzel. Bakar orada mısın arkasına? Orada Westbrook yazmıyor yine. Şurada yazıyor da. Westbrook. Şu yani şeyi. Aynı mı? Westbrook logosu. W-R. Hı. Farklı arkası mesela yani. Şurası çok hoş. Şurasına bakar mısın mesela? Evet. Birçok farklı ve şurada 4 var görüyorsun. 4 Jordan, Westbrook logosu ve 4. 3 tane logoyu yan yana kullanmışlar. Onun dışında dikişler var arkadaşlar. Farklı yine siyah dikişler kullanılmış. İşte burada görüyorsunuz
pembemsi dikiş, burada yine turunculu dikiş gibi aslında birçok ayakkabının her yerinde design detayı var. Aynen. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani ince küçük detaylar. Hani sadece şunları yapıp da bırakabilirlerdi. Hı-hı. Tabii ki Why Not Zero'daki şu kullanılan uğraşılmış T şeklinde. Bir ayakkabı diyor sana. Evet. Yani renkleriyle iyi uğraşmışlar ve çok Hı-hı. güzel yapmışlar. Dikkat edersen bu ayakkabının orta tabanında da Westbrook logoları var. Bu da çok güzel. Ben buraların kullanılmasını çok seviyorum. Hı-hı. Yani normalde şurası ölü bölge. Hı-hı. Bazı ayakkabılar ufak tefek şeyler yazıyor. Bazıları tamamen renklendiriyor. Bu çok güzel olmuş. Design detayı katmış. Arkada yine şöyle 4 yazıyor. Ayakkabının altında gibi. Çok. Aa şurada da bir şeyler var galiba. Şurada da 4 tane nokta nokta şey var. Görüyor musun şu tarafında? Evet. Daha gözüküyor evet, mu? Gördüm. Yani bayağı hoşuma gittiğini söylemem lazım imzası. Topukta. Evet keyifli, güzel. Dediğin gibi uğraşılmış, üstünde düşünülmüş. Hoş bir ayakkabı. Ayağına denemiştim değil mi? Ayağıma denemiştim mavisini. Çok beğenmemiştim aslında ayağıma mavisini denediğimde. Ha mavisini beğenmiştim aslında. Mavisi 4, 1450 liraydı. Çok pahalı. Bu 1250 lira arkadaşlar. Hmm. Yaklaşık 200 lira gibi indirimli çıktı. Yalan olmasına hatalı olabilirim belki. Yani 200-250 lira aralarında fark var. Ve ben bunu daha İndirime çok beğendim. İndirime mi girmişti? Yok direkt çıkış fiyatı bunun düşük. Biliyorsunuz kurlardaki bu çok hızlı dalgalanmalar bazı ayakkabının aynı modelinin renklerinin birbirinden farklı olarak piyasaya çıkmasına sebep oluyor. Bu da dediğim gibi kurdaki dalgalanmalar. Yapacak bir şey yok. Bazen işimize geliyor, bazen işte bizi zora sokuyor olabiliyor. Hani bekliyorsunuz daha iyi bir rengi çıksın alayım, hop 150 lira, 200 lira bazen pahalı çıkabiliyor. Evet. O da oldukça kötü. Şurada bakarsan Air Zoom yazıyor. Yastıklamasını evet. şurada hı hı. yazılmış. Evet, ayakkabının dizaynsel boyutları bu şekilde görsel olarak. Peki iş yapması durumu nasıl olacak? Biliyorsunuz ben One Tech 2'yi incelediğim zaman, yani bunun bütçeli olanı incelediğim zaman çok beğenmiştim. Çok keyifli, güzel ayakkabıydı. O da 900 lira civarlarında falandı. İndirime girdiği zaman onu bence 600 lira falan alabilirsiniz. Bu ise asıl onun üst versiyonu. Biraz daha ona göre ağır, okkalı, bilekleri, ne bileyim peplemesi, üstündeki materyalleri tabii ki daha kaliteli. İlk giydiğim zaman ayağım o kadar rahat etmemişti. One Tech'te ise bir giydim, uf demiştim, harika demiştim. Ama bence performans olarak bu da güzel olacak. Özellikle yine 3'te, 2'de çok güzel işler yapmıştı Westbrook. Özellikle ben Why Not Zero 3'e bayılmıştım. Bence yani rahatlık noktasında, basketbol noktasında inanılmaz güzel bir ayakkabıydı. Sen 2'yi çok seviyorsun sanki. 2 de çok harika ama 3 bence apayrı bir boyutta. Bir de 2'yi ben 45 aldım hatırlarsan. Yarım numara büyük olmuştu. Evet, sakatlandığım ayakkabı. 44,5 almıştım 3'ü. O tam cuk oturmuştu bana. Bunu kaç aldım? Bunu da 45 aldım gösteriyorum. 45 aldım. Evet, bunu da arkadaşlar 45 aldım. Bu biraz daha dar. Darlığın sebebi birçok ayakkabı artık karşımıza çıkmaya başladı. Şu arka kısımdan bizleri çok fazla öne doğru ittiriyor artık ayakkabılar. Öyle olunca şu arkadaki ölü bölgeyi kullanamıyorsunuz. Ya bunlar zamanla tabii ki gevşeyebilir. Yarım numara küçültüyor. Yarım numara seni ittiriyor. İlk başta çok rahatsız giymeyi göze alırsanız belki bunların içeri göçmesi mümkün ama ya yani yine de ayakkabının şekli itibariyle ayaklarınız böyle kıvrımlı değilse zor yani bu zor olacaktır. Ben o yüzden 45 aldım. Mağazada denediğim için de hani 44,5'un çok olmayacağını biliyorum. Çünkü bir giydim ayağım burada bir de benim ayaklarım arkadaşlar baş parmaklarım kanlanıyor. Böyle bir ayakkabı giydiğim zaman vura vura. Biraz belki tombiş bir parmağım mı var bilmiyorum. Bence normal ama ayakkabıların şeklinden de kaynaklanan bir şey olabilir. Hani şuraları mesela böyle çok keskin iniyor ya bazı ayakkabıların. Hı hı. O da parmakları rahatsız edebiliyor. Onu çok yaşıyorum. Lisede özellikle, üniversitede hatırlar mısın sen? Tabii, parmaklarım hep kanlıydı. O sıralar tabii ki ayakkabı dahisi olma yolundaydık. Böyle bir kanal yok. Kimden bilgi alabileceğinizi bilmiyorsunuz. Beğendiğiniz ayakkabıyı alıyordunuz, vuruyordu. Allah Allah ne yapmam lazım diye düşünüyordum. Düzgün numara tercih edemiyordum demek ki. Eğer sizler de numaralarınızı bilmiyorsanız, hangi numara tercih etmeniz gerektiğini bilmiyorsanız benim bütün videolarıma bakabilirsiniz. Her kargo açımında özellikle detaylı performans incelemesi ayakkabıların kalıplarıyla alakalı detaylı bilgiler veriyorum. Üstüne bir de kaç numara ayakkabı giymeliyim diye de bir video yaptım. Hani bir kendi ayağımı ölçtüm, kaç numara giyiyorum onlara baktım. Yani bayağı yönlendirici güzel videolar var. Araştırıp bulmayı bilmeniz lazım tabii ki. Evet bu şekilde bence yastıklaması çok güzel olacak. Genel itibariyle dengeli, sağlam bir ayakkabıya benziyor. Birkaç hafta içerisinde bunun detaylı performans incelemesini yapıyoruz. Zaten kanalımızın biliyorsunuz olayı bu. Eğer hala abone değilseniz mutlaka bence abone olun ki kaçırmayın. Ayrıca o zil, o çan işaretine basın ki ben her yeni video attığım zaman sizlere de bildirim gelmiş olsun. Şu an kutu açımlarını izliyorsunuz. Bir de performans incelemeleri var, bir de vloglar var gibi. Diğer videolara da göz atmayı unutmayın dedikten sonra hadi şunları giyelim bakalım ayağımızda nasıl olacak. Evet. Fosforlu yeşil çok kullanıyor. İçinde olanı mı diyorsun? Hı hı, yani dışındaki o. 3 numara da öyleydi değil mi? Hı hı.
Final Stitch. Sarılı, pembeli falan. Sarılı, pembeli ve bu renkten de vardı. Bu bile öyle bir dar ki arkadaşlar, şurada direkt... Belli ama küçük bir ayakkabı gibi görünüyor. Böyle tombiş küçük değil mi? Hı-hı. Direkt hissettiriyor ya küçüklüğünü. Ya şuralardan da çok şey pedlemeli. Muhtemelen bunu biraz açmanız gerekecek. Yani biraz ayağınızın şeklini alması gerekecek. Yani 3'teki rahatlık mükemmeldi ya. Benim ayağımın şekline çok uygun bir ayakkabı. 3 unuttum ya. Bir daha bir bakayım seni şimdi. 3 askılı olan vardı ya. Griydi askılı. Şeffaf bir askısı vardı. Unuttum. Öyle. Tabii 3 bayağıdır. Yani ilk çıktığı zaman aldığımız için. Çok uzun süre olmuş oldu. Yani. Evet. Bunu biraz geç kaldık. Her ayakkabı tabii ki. Nasıl, bu mu? 2-3 ay oluyordur belki, bilmiyorum. Sene başlarına doğruydu sanki. Yani Şubat Mart'larda mı çıkıyor, tam emin olamadım. Evet, şuralardan direkt arkadaşlar dediğim gibi parmaklarımı hissettiriyor. Biraz açması lazım. Biraz da benim çoraplarım şu anda kalın. Evet. Bakalım. Ama zıpzıklığı falan harika. Yani bunu çok iyi yapıyor Westbrook. Dediğim gibi arkadaşlar, ayakkabı şuradan o kadar büyük ve o kadar cüsseli hissettiriyor ki, eğer bileklerinde hafif bir desteği isteyenler buna bakabilirler. Bilekli bir ayakkabı değil ama şuradaki oluşum güzel. Yani bağcıkları iyi sıkmanız lazım. O açıdan benim bayağı hoşuma gitti. Ayrıca sıkarken bunu hissettim. Bakın şuralardan farklı farklı yerlere bağcıklar sürekli bağlanıyor. Bunlar da muhtemelen biraz daha içeri gidiyor. En azından şunun gittiğine eminim. Böyle olunca daha iyi bir kapanma sağlıyor. Ben biraz daha sıkı bağlasam daha bile iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Evet, şu anda gayet güzel. Oo, çok hoşuma gitti ya. Görüntüye ne diyorsun? Çok güzel. Güzel değil mi? Hı-hı. Kombinde nasıl gitti? Yani güzel. Bu kombinde bile oldu. Hı-hı. Ama ben bunu mesela daha çok simsiyah uzun bir eşofman düşünüyorum. Hı-hı. Üstüme herhangi bir renkte tişört, beyaz giyebilirsin, turuncu giyebilirsin. Bayağı keyifli oldu ya. Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, sizlerin de hoşuna gittiyse like atmayı unutmuyorsunuz. Sizler de alabilirsiniz. Şu anda internette var mı yok mu emin değilim. Ben mağazadan aldım. Hangi mağazadan aldığımı, nereden aldığımı da merak ediyorsunuz. Dediğim gibi o videoyu mutlaka izleyin. KD14 aldığımız video. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Yine güzel bir kutu açımından. Ayakkabı dersi bugünlük. Out. Çok iyi. Yani bu sanki taban yapısının güzelliği hep aynı, üstü değişiyor sanki bayraklarda. Yani tabandaki bu zıpzıplık, bu seni ittirmesi, niye bütün ayakkabılar bu tarz bir zoom tabakası kullanmıyor bilmiyorum. Bundaki çok iri ve çok seni ittiren, demek ki o Westbrook'un atletikliğine bu tarz bir ayakkabı çok iyi geliyor ki taban yapısıyla pek oynamıyorlar diye düşünüyorum.